Arkadaşlar şu an evden çıktık. Evi organize ettik bir şekilde. Bayıldık tabii yorgunluktan. Şu an kuaföre gideceğiz. Makyaj yaptıracağız, saç yaptıracağız ve sonra çekim olacak. Kuaföre görüşürüz. Bye. Kuaföre gelmiş bulunmaktayız. Özkan Bey yarım kaşlarım ve benim saçlarımı bir şekilde çözmüyor. Az önce Özkan abi beni influence etti, dedi ki burada bir tane kuaför süreci var, aşırı iyi dedi. Ben de biliyorsunuz diyette olduğum için ve bugün bozmayacağım için yarın bozmayı düşünüyorum. Kuaför süremeyeceğim. Yarın cuma, yarın bozarım. Bugün köfte söyledim kendime. Neden lahmacun yapıyoruz? Evet ya, ben Özkan abiye şey dedim. Burada oturup bir gece tam kuaföre çıkışı lahmacun söyleyip şu köşede balkonda rakı ve lahmacun keyfi yapalım. Bol soğanlı olur. Bol soğanlı. Evet, üçer tane falan yiyeceğim. Evet. Bir lahmacun benim için çerez çünkü ilk başlangıç. Sırf bir lahmacuna doyan bir insan var mıdır ya? Ben. Bir lahmacuna mı doyuyorsun? Kuş gibisin sen zaten. Ben iki lahmacun, bir tane çöp şiş. Abi kuaförde kebapçı olduk ya. Özkan abi vallahi benim olduğum her yerde kebap mümkündür. Arkadaşlar bu arada hani ben 7'de falan uyandım bu sabah. Yani aşırı yorgun hissediyorum kendimi. Ama işte yapacak bir şey yok. Gün daha yeni başlıyor kardeş. Her şeyden şikayet edersen daha bekle neler olur sana. Hazır mıyız before after'ıma? Bakın arkadaşlar iyice bakın. Yarım kaşlı bir before. Tamam mı? Gördük, yarım kaçtı. After'ını Ayşe'den buralara yeniden bir kaş yaratıp güzel bir makyaj yapacak. Ve o süreci de hep beraber izleyeceğiz. Aa, şu kaşlara bakın, yarım kaşlar bir anda tam oldu. Makyaj böyle arkadaşlar, kızlara inanmayın. Aşırı güzel oldu. Ama tanrım, Victoria's Secret mankenleri dikilmiş. Karşınızda Sibel Çetinkaya var. Eyvah, özgüven tamam. Biri özgüven mi dedi? Buyurun evet. Sibel Çetinkaya, özgüvenin tek adresi. Evet, hemen eve gidiyorum ve hazırlanmaya başlıyoruz arkadaşlar. Belki o çantayı detay olarak Ayşe. Olur. Çünkü kare desenin üzerinde öyle olur, olur. İstemeyebilir. Belki tamam. Videoda olur ama fotoğraf. Bir de şunu düşündük biz. Şu çok güzel. Bu arada fotoğrafları da var giymiş hali, ona da göstereyim. Bu arada bu botlar da çok güzel. Bence çok güzel iki kombinimiz var. Tabii, bir de o beyaz üst var. Artı da beyaz üst. Tamam zaten okeyiz. Bir de şunu deneyeyim. Bundan da detay. Tamam. Başlıyorum. Woo! Hoparlörü getireyim, gaza gelelim. Gel gel. Hepimiz gelelim. Evet, dostlar hazırım. Hazırım. Hazır. Çok sevdiğim küpelerimi takacağım. Aşırı güzeller. Heyecanlı mısın? Çok. Dibine gidecek gibiyim. Ben böyle şeylerin deyip modunu çok yaşıyorum dostlar. Nasıl oldu bu saçlar küpe? Güzel oldu. Arkadaşlar ikinci kombine geçiyoruz. Kombin odamıza hoş geldiniz. Bakın. Şimdi bugün şunları çok takmak istiyordum. Bir türlü uyduramadım. Şunu giyeceğim. Aşırı sevdim ben bu takımı. Beğenerek aldığım bir takım. Bunu giyeceğim. Arkadaşlar bakın küpeler. Bunu taktım. Üst bu. Kendini beğendin mi bugün? Aşırı beğenmişim, belli zaten her anlamda. 55 bin kere kirpimime aynen bakıyorum. Aşırı iyi fotoğraflar var. Ölüyorum yani. Çekim bitti. Biz de bittik. Bir Alem dergisi çekimini gördünüz. Dergi çıkar çıkmaz en yakın zamanda size haberleyeceğim zaten Instagram'da. Bu arada giydiğim kıyafetlerime her şeyi postta dergide çıktığı zaman tekleyeceğim. Çıktığı zaman. Çıktığı zaman. Yeni bir vlogdan daha. Merhaba, bugün Jermaine'deyiz. Beni kısaltlarca bekledi. Şu anda Plevneli Galeri'de bir sergiye geldik. Hazır mısınız? Biz şu anda Refik Anadolu sergisine geldik arkadaşlar. Yani size şöyle söyleyeyim. New York'ta annem daha önce gitmiş hatta. Çok iyiydi falan diyor. Bugün buranın konusu uzay. Göstereceğim şimdi size. Şu anda biz Plevneli Beyoğlu'ndayız. Öyle de yok. Hangi renk feedine daha çok uyuyor? Böyle renkler var.
gün gördüğün renk daha farklı farklı mı? Evet, inanılmaz. Tabii canım bunlar. Şey diyorum. Eve böyle bir oda yaptırma fikri çıkar. Aynen, inanılmaz ama. İnanılmaz güzel gözüküyor. Fotoğraf çekeyim sana. Şimdi diğer kata çıkıyoruz. Arkadaşlar inanılmaz. Yani konu, asıl tema burada uzay. Ben de o yüzden mor giydim hatta, böyle hani rengim uyusun falan diye. Annem gezmiş tabii, biliyor da ben gezemedim. Ooo aşırı iyi. Bakın. Dünkü vlog en son eve döndüm, işte sergi çok güzeldi falan diye bitirdim. Şu an bir diğer güne uyandım ve sergiye tekrardan gidiyorum. Aslında şöyle oldu bütün plan. Ben bu sergiye ilk Ömer'le gidecektim. Sonra annemin Covid dolayısıyla hiç sosyalleşmediğini düşündüğüm için anneme dedim ki gel, evden çıkmıyorsun, sana bir değişiklik olsun dedim ve annemi aldım. Ama bu sefer Ömer'i tabii ki yola bırakmış oldum. Şimdi Ömer de Instagram postlarımı, storylerimi görünce biliyorsunuz iyi bir influencer'ımsın. Çetin Kaya en iyi influencer. Dedi ki Sibir'cim dedin, yani beni öyle bir influence ettin ki vay efendim, illa da gidelim falan, şaka. Ömer de böyleyim bugün. Ömer sergi çok iyiydi, kesin gidelim, bak ne olursa da değişik olur deyip Ömer'e getirdim. Hani zaten her şeyi gördünüz sergiyle ilgili, ama Ömer'le birkaç tane fotoğraf çekilmek istiyorum içeride. Senin de iznin olursa fotoğraf çekebilir miyiz? Bakacağız ona. Peki, teşekkürler. Konu şu, uzayda esinlenerek uzayı ve makine hatıralarını anlatan bir Refik Anadolu eseri bu. Ben Refik Anadolu'nun hayatını falan okudum. Kendisi daha çok genç bu arada. Ve Bilgi Üniversitesi mezunu, yani aynı üniversite mezunuyuz. Yeni medya sanatçısı kendisi. Şu an benim bildiklerim bunlar. İki kat daha varmış. Ben sadece iki kat olduğunu düşünüyordum. Meğer dört katmış burası. Burada çizimler var bakın. Çizim olarak satılıyor. Bildiğiniz hareketli olup etmeyen gerçek gibi dokunasım var. Şu anda en alt kattayım, Sibin katındayım. Arkadaşlar bazıları benim PlayStation'ı merak etmiş. PS4. Burada televizyon. Oha, burada niye televizyon mavi gözüküyor? Şimdi Sibin'le gidiyoruz. Sibin'in banyosu. Alek, kulağımın dibinde bağırmasan. Arkadaşlar saçımda beyaz var. Ve şu an hep beraber bunu keseceğiz. Koparmayacağım, keseceğim. Bilmiyorum doğru bir şey mi yapıyorum. Lütfen şu an yorumlara yazın Sibil doğru, Sibil yanlış diye. Yani anneannemden işte, daha çok beyazın var. Alek, bir tane var. Bildiğim kadarıyla koparırsan daha çok çıkarmış. O yüzden koparmayacağım. Tara! Allah seni ne yapmasın, Allah seni. Nereden çıktın sen benim başıma ya? 26 yaşındaki kızın saçına gelir mi ya? Bak kaçta gitti. Neyse arkadaşlar, yani bunu böyle bir 2 dakika bekletin dedi maske. Ama ben bir 20 dakika falan bekleteceğim. Bende öyle bir huy var. Bir maskeyi taktım mı bana 10 dakika bekletin diyor. 10 dakikada benim cildim ne anlar? 20 dakikada anca. Senin anlamadığın işler. Kızlarım, yani oradan oraya'nın başka bir versiyonu içerisindeyiz. Dün sergiden sonra bugün sabah uyandım. Zorlu'ya geldim. Bugün birazcık bir şeyler yapacağım. Bugün önemli bir gün çünkü 30 Mart Ömer'in doğum günü. Ona hediye almamız lazım beraber bir. İkincisi, şimdi ben ne yapmaya gidiyorum biliyor musunuz? Kulağımı deldireceğim dostlar. Piercing yaptıracağım şuralarıma. Ama ben biliyorsunuz küçükken şurama yaptırmıştım. Ve sweatshirt'ımı çıkartırken küpe de benimle beraber parçalandı. Full kanadı buram. Şimdi kısmete gidiyoruz. Dostlarım selam. Kısmet ben Milka'nın önündeyim. Az sonra piercing yaptıracağım. Aşırı heyecanlıyım. Bilmiyorum nasıl bir süreç olacak bizim için. Hayatıma daha önce bir kere yaptırdım. O kötü bir deneyimdi ama şu anda bunun bence hani kötü olacağı ihtimali düşünmüyorum. Çünkü birçok arkadaşım yaptırdı. Oraya girmişken de bir takı bakacağım. Aşırı iyi şeyler var. Yeni yeni şeyler gelmiş. Karşılandım. Çok heyecanlandım he. Hello.
Nasılsınız efendim? Çok iyiyim. Nasılsın? Çok iyiyim ve heyecanlıyım bu arada. Hemen yaptırmak istiyorum. Bu arada mağaza aşırı tatlı. Ben bu mağazayı da göstermek istiyorum. Ya Bulut bu senenin en trend şeylerinden biri ya genel. Mesela ben bunu bulutumsu bari hissettim. Doğru. Bilmiyorum. Değil mi? Doğru. Şu köşe tam benim bir Instagram fotoğraf köşem biliyorsunuz ki bu arada. Aa Sibel Çetinkaya mı şu falan. Ay aşırı iyi. Bu takıları ben bir tekrardan inceleme altına alacağım bu arada. Çünkü hiç bilmediğim ve görmediğim yeni yeni modeller gelmiş. Mesela şunlar falan hiç ben görmemiştim daha önce. İnsan ama kendini kaybeder normal değil. Biraz vakit geçirmek gerekiyor. Gerçekten gerekiyor yani. Bir de bağımlılık yapıyor bence takı. Evet. Yani bir yerine ama takınca takı ve rahat ediyorsan evet, onun devamı geliyor yani. Yani bence takı çok insanın kendi kişiliğini evet, ortaya koyduğu bir şey, araç aslında. Nasıl kombinlediğin falan. Aynen. Yani çok önemli. Kıyafetten ziyade. Çünkü takıyı her gün takıyorsan evet, her gün aynı takıyı takabiliyorsun. Günlük... Yani kulağında bir kere style ediyorsun ve her gün tabii, onu kullanıyorsun ama kıyafeti her gün değiştiriyorsun. Aynen mesela öyle. Bir de bende şey vardır mesela, bir tane kutum var, günlük takılarım tak 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 hemen hepsini geçiririm. Evet. Neyse biz piercing kısmına gelelim. Ay ne kadar güzel bir alan olmuş burası. Aşırı cool olmuş. Piercingler burada mı? Ama işte ben küçük bir formu tabii. Bu da şey formu, ölüm fermanı falan, şaka yapıyorum. Üstündeki her şey bizim artık. Aynen. Bu arada siz de Kısmet Mahmilka'ya geldiğinizde size böyle bir form veriyorlar. Bu arada tam olarak nerede istediğiniz de burada belirliyorsunuz galiba gibi. Aa kulak resmen benim kulağıma, çizimi aynı ben. Müşteri bilgisi. Sibel Çetinkaya. Oo nasıl seçeceğiz ya? Benim için kabusumsu bir şey bu. Her şey çok güzel. Bence. Kabusa şunu yapalım. Hmm güzelmiş. Evet tek şey gibi duruyor değil mi? Dikkat çekiyor. Bence de. Bu çok güzel oluyor. Bu elinde var. Yani şurada çok iyi çok duruyor. Çok güzel duruyor. Ark olduğu için. Şuradakini hepsi çok beğendim. Bence bu trabus da çok güzel. Yukarı bu da olabilir bak. Bu da çok güzel. Kafası baget. Hmm. Aşırı zor bir seçim. Ne yapacağız? Oo güzelmiş. Evet. Çok cool bir şey yani. Evet çok cool. Evet. Hani böyle yıldızlı bilmem ne değil de daha cool klasik bir şey yaptım. Diye. Evet. Bak şu da olabilir. O trabusa bu yukarı mesela. Görebiliyor musun? Hı-hı. Şöyle hafif dışarıda taşsa çok tatlı olur. Bence buraya bu olur. Tatlı. Evet. Bence bu buraya kesin. Evet. Böyle. Bakayım. Hmm. Dur heyecanlandım. Nice. Şöyle. Bu bence buraya. Değil mi? Beğendim. Güzel bence. Evet bu da çok güzel. Önce piercingimizi biz burada seçtik ya. Seçtikten sonra makinede bunlar sterilize oluyor böyle teker teker. Yani tertemiz, hiçbir sorunsuz bir plak piercing denemesi ancak bu şekilde olacak arkadaşlar. Zor ama gerçekler böyle, hiçbir şey kolay olmuyor. Bakalım başlıyoruz. Heyecanlı mısın Sibel? Arkadaşlar stres içindeyim aslında. Ama her şeyin çok iyi olacağını umuyorum. Çünkü birazcık böyle şeylere abartan bir tipim ben. Canım çok tatlı yani. Ama sizinizi çok ufak olacağını güveniyorum çünkü kendi kuvvetinize bayıldım. Teşekkür ederim. Aşırı güzel. Heyecanlıyım. Tamam hadi. Önce hangisini yapalım? Önce elixir yapalım. Sonra kulak arası. Önce güzelce. Önce bir bunu şey mi yapıyoruz? Biraz uyuşsun bence, bekleyelim. Ben de şey işine göreceğim. Kendim aşırı ünlü hissediyorum şu an. Ama yok ben eğer piercing birisi yaptırıyorsa mutlaka şeye bakıyorum yani. İstiyorum kendim bakmayı. Yerine falan. Çağla çok iyi. De, hani Çağla ben olduğum ya, zaman mesleki deformasyon bakmak istiyorum. 3 tane koydum ben Mika'nın. Tamam. Tutalım bakalım. Birlikte. Tutalım bakalım. Aynen. Şimdi alternatif yerler işaretledi. Ha, aynen. Küpeyi üstüne koyup bakacağız nerede daha iyi. Okay, ayna getirelim sana. Şey gibi hissettim böyle olur ya. Henüz daha şey yapıyorum, uyuşturuyorum deyip bir anda yaparlar ya. Aa yok onu haber veriyor. Şöyle. En üstteki şöyle duruyor. Hı-hı. Bir tık daha şu kıvrımın iç kısmı. Aynen. İkincisi şurada duruyor. İki mi sanki? Üçüncü de şurada duruyor. Bence yok, üçüncü daha güzel. Üç yok, şuradaki. Ama üçte bu kıvrım böyle açıkta kalıyor. Bir en üste tekrar bir getirelim. Tabii. Mi? Ben öbür taraftan tamam, getireceğim. Tamam. Şimdi yerleri seçiyoruz dostlar. İsterseniz orta için hafif bir milim daha sağa bakabilirim. Evet. Sağa gelebilirim. İttip yani. İttip evet. Delerken sağ şeyinden de. Şeytan diyor hepsini deldir aynı anda. Evet. Daha iyi. Ben bakamayacağım ama aynaya. Yok canım. Bakma zaten. Gerek de yok. Ne yani, aynı oraya girecek şey olacak. Benim de yine fobim var ya. Burada çok bence güzel izleyeceğim. Ayda dursun. Ama gözükmüyor. Bakmak istemiyorsan evet. Aman canım. Ver şimdi bakalım elini. Ay yerim. Sola çevirelim. Hiç abartacak bir şey yok bence. Haber vereyim ben size. Görüyorsunuz değil mi? Hizmette sınır yok. Derin nefes alalım. Aman bu mu be? Odayı takıyorum şimdi. Thank you. Ellerinize sağlık. Çok hızlı eliniz ama. Acımadı ama. Vallahi acısız, şaka değil. Ben normal biliyorsunuz bağırırım. Gerçekten acımadı ya. Çok az. Güzel aldı. Bitti bile değil mi? Bu değil mi bundaydı? Spreyde. Ya çok tatlı oldu orada ya. Geçmiş olsun. Çok mersi. Çok güzel duruyor. Bu arada ben çalışanların gerçekten hepinizin yüzüklerine aşırı influence oldum şu anda. İnanılmaz.
Aa, bence yeri harika oldu. Çok doğru bir yer. Bu görev başarıyla tamamlandı. Şimdi böyle en hafif, yani gerçekten hiç burasının hiç acımayacağını düşünüyorum. Çünkü hiçbir şey canım, bu zaten şey hani. Burayı için birazcık cesaret toplayıp. Ama kesinlikle insan fazlasını istiyor. Bağımlılık gibi bir şey. Evet. Yani hiçbir şey kötü takmasın. Sabah kalktığın zaman aynaya baktığında hemen pırıltı görmek insanı iyi. Şöyle. Kulaklar hafif taşıyor. Bence yeri üçüncü de zaten şurası oldu. Aynen. Hızalı olmuş olur şöyle. Hayır, üçüncüyü de ileride deldirebilirsin. Yer kalıyor yani. Aynen. Her saniye kulağına bakmak istiyorsun. Değil mi? Öyle oluyor. Öyle. Sürekli böyle aynalı kulağına. Oldu mu? Şu nasıl? Sibir beğendin mi? Aşırı beğendim. Bakın burası da ikinci delik. Nasıl oldu? Aynen. Ben çok beğendim. Bence aşırı tatlı oldu. Benim inanılmaz içmesinde bir de bu arada şey çok hoşuma gitti. Ben şu an deli gibi biliyorsunuz 55 tane delik ya. Önümüzdeki hafta Sibil burada. Milka lütfen bir tane daha mı yapsak? Çok güzel oldu. Ne yapsak? Ne yapsak? Ve çok da güzel bir hijyenik bir ortam var. Hani hiç asla kendinizi şey hissetmeyin. Zaten burada mesela gerçekten önce küpenizi alıp sterilize ediyorlar. Ondan sonra burada oturup önce böyle delik yerini ayarlıyoruz gördüğünüz gibi. İşte neresi okey, burası mı değil. Hani senin kulak tipine nasıl olur falan. Öyle içiniz çok rahat olsun. Ya ben aşırı rahatım şu an. Milka'ya da çok teşekkür edelim. Burada çok tatlısınız. Yani bu arada ben uğrayayım buraya yani arada kahveye getirelim. Her zaman. Kahve de güzeldi. Gelmeden Türk kahvesi içtik. Şimdi bir bakım sürecini dinleyeceğiz. Çünkü bunu siz de buraya gelip yaptırdığınızda aklınıza bulunsun. Hani böyle detaylı nasıl bir bakacağız. Mesela ben az önce elime götürdüm kulağıma yine klasik. Ne güzel olmuş falan diye. Mikrop kapar. Özellikle dikkat etmemiz lazım. Sizdeyiz. Önce ilk 24 saat duş almıyorsunuz. Aa tamam iyi. 24 saatin sonunda alacağınız duşta bunu sadece bir kere yapmanız yeterli. O da şu. Duş sırasında vücudunuzu yıkama bitirdikten sonra ellerinizi güzelce antibakteriyel sıvı sabunuyla sabunlayıp steril ediyorsunuz. Hmm. Önce el temizliğimizi yapıyoruz. Sonrasında elinize fındık büyüklüğünde antibakteriyel sıvı sabun alıyorsunuz. Hmm. Uygulama yapılan bölgeleri sadece etrafını dairesel ve yavaş hareketlerle yıkıyorsunuz. Hmm. Sonrasında o kulağın tümünü yıkıyorsunuz. Kulak tamamıyla steril olmuş oluyor. Hmm. Duştan çıktıktan sonra da mümkün olduğunca havlu kullanmayın. En az 1,5-2 hafta kulağınızın üstüne yatmamaya çalışın. Çünkü hassas bir bölge olduğu için ve yeni yapılan bir delim olduğu için hassas olacak. Doğru. Ben çok okeyim. Yine tabii ki ellerinizi sürmenizi yedin. Evet. Dikkat ediyoruz. Evet, tamam. Kesinlikle. Harika. Çok teşekkürler detaylı bilgi için. Bir dakika. Şöyle ekstra bakım talimatı ve numaramı da veriyorum. Ya yerim ne kadar şekersiniz. Bakın böyle hizmette sınır yok diyebilir miyiz? Evet. Ben bir şey ihtiyacımın olduğu hemen arıyorum. Ama zaten bence gerek yoktur diye düşünüyorum. Arkadaşlar artık çıkıyorum. İnanılmaz keyifliydi bu arada. Ve şu an kulağımda gerçekten ki acıyor. Garip bir şekilde. Ama şunu da söylemeliyim ki gerçekten Milka o kadar şeker ki elimi falan tutuyor. Arada ben böyle kriz deyim. Bu arada in-house'dan Neslihan da çok tatlı bize burada eşlik etti. Çok teşekkür ederiz her şey için. Biz çok teşekkür ederiz. Çok güzeldi. İyi ki geldim. Evet, iyi ki de gelmişim bu arada. Çok mantıklı bir seçim oldu. Zaten çok severek taktığım takılarım ve ben buradayız. Neyse, uzatmıyorum artık. Daha günümüze devam edeceğiz biz. Ama kısmet bay Milka durağımız tamamlandı. Görüşürüz. Arkadaşlar zorludan çıktığım gibi Naro'da geldim şu an. Ve bebek sesleri duyuyorum. Lilik burada! Naro delireceğim. Lilik! Uyumamışsın Lilik! Ay çok özledim seni ya. İki gündür büyümüş, buna ne olmuş? Baba diyor. Baba diyor. Aa baba diyor bayağı. Allah'ım yarabbim. Koltuğu göster, nasıl yapıyorsun başka? Dıp yap Leo bir daha. Hop. Dıp. Dıp. Alkışla Leo kendini, bravo. Aman. Dıp oldu, bir şey olmaz. Leo otur. Aferin Leo. Nasıl düştün Leo? Oo. Ya öyle düştün. Ama aynı oru panayara ya. Hani gıgı batmıyor. Ha tıpın geliyor. Cani de mini mi cani? Ay. Ha ben geleyim. Tamam. Ben de oturayım düşeyim. Bam oldu değil mi? Geldi. Ha ben buraya oturayım. Ay Leon'un koltuğu. Kalkayım. Bam olayım bam. Bam olayım mı? Oo. Bam. 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 Şimdi Leo'ya kitap okuyorum. Hazırsak başlayalım. Touch and feel colors. Dokun Leo, dokun. Şimdi açalım. Oh, red is the delicious cherries and roses and a ladybug and all kinds of berries. Bak burada domates var, strawberry var, watermelon var, parrot var. Değil mi Leo? Bu da bus fire truck, bu fire truck. Bu nedir? Yellow. Aa, corn var. Banana var. Cheese var. Cheese, peynir Leo, peynir. Evet. Bunun arabalar var böyle, traktörler var. Vun vun yapıyor, vun vun. Ay, ağaç var, tree. İstiyor musun traktör? Evet.
Bak burada da boat var, boat.